Sevgili arkadaşlar, selamlar herkese. Hafta ortasına geldik, piyasaları konuşacağız. Bugün Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları var. Turizm ilişkin verilerle alakalı. Mehmet İçimşek yine keza açıklamaları var. Ama bu tarz konuları ve ekonomiye dair gelişmeleri bu akşam saat 10'da Cem Özüak'la ortak yayınla konuşacağız. Orayı kaçırmayın, not alın. Saat akşam 10'da YouTube'da canlı yayındayız. Bir kere onu bir ifade edelim. Birçok konuya değineceğiz. Hem küresel hem yerel hem ekonomik gelişmeler hem piyasa gelişmeleri çok aydınlatıcı bir yayın olacağına inanıyorum. Geçen hafta yaptığımız gibi. Borsa tarafına gelelim sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç gündür bu 8500'lü seviyeleri zorladığını gözlemliyoruz. Ve oralarda zorlanmasının da normal olduğunu, biraz patinaj yapmaya başladığını hepiniz gözlemliyorsunuz zaten. Major hareketler yapan, daha önden giden hisseler olduğu gibi henüz daha Herhangi bir hareket gerçekleştirmemiş hisseler de var. Endeks üzerinden biraz konuşalım ki trendi devam ettirebilecek mi, ettiremeyecek mi? Bunu bir anlamaya çalışalım. Bakın TL bazlı zirvemiz neydi? O düşüşler yaşanmadan önce. 8562 seviyesiydi. Şimdi geldiğimiz noktada da 8520'lere kadar zorladık. Ama gözden kaçmaması gereken bir husus var. O günden bugüne ifade ettiğimiz gibi dolar arttı, enflasyon arttı, ücretler arttı. Dolayısıyla eski zirveye gelmemize rağmen, yaklaşmamıza rağmen, 8500'lerin üzerine gelmemize rağmen dolar bazlı zirvesinin, zirve demeyelim ama Eylül'e kadar gördüğü, Ekim'e kadar gördüğü zirvenin son derece uzandayız. Nereye görmüştük orada? 2 kere 210 doları test ettik. Şimdi geldiğimiz noktada bu kritik olan 277-278 dolar seviyesini kırmakta zorlanıyor. Ve şu an itibariyle baktığımızda da 276 dolar seviyesinde, kabaca 275 diyelim, orada hareketini sürdürüyor. Yani önümüzde nasıl bir marj var? Önümüzde yaklaşık 35 dolarlık bir marj var. O eski zirveye e, ulaşması halinde bile. Bu da tek kabaca bugünkü kurlarla 1050-1100 e, puan arasında bir şeye tekabül ediyor. Yani e, buradan itibaren 8500 üzerine bunu koyarsanız işte 9500'lü 9600 lü seviyelere kadar geliyor ki Aralıktan beri bu seviyeyi görme olasılığını işaret ediyoruz. Elbette ki kesin olacak diye bir şey yok ama önümüzde dolar bazında böyle bir marj var. Trendin devam etmesi ve burayı bozacak bir major haber akışı gelmemesi halinde. Bunu bir ortaya koyalım. Peki o zirveye mi gelip durabilir? Benim orada takip ettiğim asıl yer 315-316 dolar seviyesine bir değme ihtimalini görüyorum. Trend bozulmazsa tekrar altını çiziyorum. Tekrar. Kalın harflerle, daha doğrusu kalın çizgilerle altını çiziyorum. Ee, hemen bir çıkarım yapmayalım buradan çünkü ee, olasılıktan bahsediyoruz. Orayı da geçmesi halinde eğer e, spesifik olarak trendin devamına yönelik işaretler o gün oraya geldiğimizdeki gelirsek, tekrar değerlendirdiğimizde bu sefer kademeli olarak 325-328 dolar üzerinde 340 ve 360 arası bir şey diyelim. Oralar gündeme gelebilir. Bunun da bugünkü kurlarla elbette ki biraz daha kur yukarıda o süre içerisinde e, gidebilir ama çok anlamlı gideceğini düşünmüyorum o, o zaman zarfı içerisinde. Bu sefer de işte 9800 ile 10900 arası bir endekse tekabül eder. Kabaca. Bakın tekrar altını çiziyorum. Oraya gidecek diye bir garanti yok. Önümüzdeki trende bakarak koyduğumuz olasılıklardan bahsediyoruz. Bu kesinlikle anlaşılmalı. Bu arada tabii ki her hisse aynı performansı göstermeyecektir. Şu gördüğümüz performansta endeks buraya gelirken dikkat ederseniz bazı hisseler hala hiçbir hareket yapmış değil. Bazı hisseler biraz daha o gördüğü diplerden yukarı geldi. E, önemli diyebileceğimiz e, hareketler yapmaya başladılar. E, artıya döndürdü birçok yatırımcısını. Ama hala aşağılarda beklenen insanlar var. E, şirketler de var. Bu şirketler arasında güçlü, iyi, potansiyeli olan şirketler de söz konusu. Dolayısıyla bu yükseliş trendinde sadece endekse de odaklanmamak, hep söylediğim gibi şirket bazlı seçimler, hızlı gidenler, hızlı gidenlerden sonra gitmesi muhtemel olanların çok iyi ayrıştırılması lazım. Yoksa yükseliş trendinde olsa bile endeks e, sizlerin portföylerindeki hisseler yükselmeyebilir, yükselmediğini gözlemleyebilirsiniz buralara dikkat etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir işte bazı holdingler kap bildirimleri yapıyor. Mesela Tekfen Holding 18,5 milyon lotluk bir geri alım programı başlattığını ifade etti. E tabi endeks yükselmeye başlarken bu da biraz aşağıda kalmıştı. Fakat ilginç olan şey şu. Neden işte 15 gün 20 gün önce daha ucuzdun, daha düşük seviyelerdeydin? Oralarda başlatılmadı da buralarda başlatılıyor. Bu direnç seviyelerine yaklaşmışken, işte insanlar bu haberlerle içeriye girerken bu teknik seviyelerde bir belki 200-300 puan düzeltme ihtimali varken bu tarz haberler geldiğinde ben hep bir çekingen bakarım. Bir gözlemlemek gerektiğine inanırım. Ama netice itibariyle genel fotoğrafı bozacak şu an en azından, şu an en azından majör bir tablo yok. Tekrar riskleri de ifade edelim. İşte İran-Amerika gerilimi devam ediyor sonuç itibariyle. Gazze problemi hala bitmiş değil. E, buralar aklımızın bir köşesinde mutlaka olmalı hep ne diyoruz haber akışları birçok şeyi belirliyor üzülmemek adına bu önemli e, portföyde e, dengeli ve bir şeyleri gözlemleyerek ilerletmekte fayda var e, üzülmemeniz zarar görmemeniz adına dediğim gibi bu akşam Cem Özak'la e, güzel bir yayın yapmayı planlıyoruz. E, bu yayına e, iştirak ederseniz de çok faydalı bilgiler edineceğinizi tahmin ediyorum sevgili arkadaşlar. Umuyorum hepiniz için bol kazançlı güzel bir gün olur. Kısa ve özet bir açıklamayla borsadaki beklentimi ve olabilecekleri ifade etmeye çalıştım. Bu turizm gelirleri, Mehmet Şimşek'in açıklamaları bunlara elbette ki değineceğiz. Mesela TÜİK var. Dış ticaret açığı aralıkta 6.04 milyar dolar beklenti 6.1 milyar dolar seviyesindeydi. Önceki de 5.92 milyar dolar. E, Aralıkta yıllık ihracatımız %0.4 artmış. 23 milyar dolar ithalatımız %11 azalmış. 29.4 milyar dolar. Azalmış hali 29.4 milyar dolar ithalatın e, ve e, maalesef e, total dış ticaret açığımızda e, Ocak aralık döneminde %3.2 azalmasına rağmen 106 milyar dolar. Yani e, gördüğümüz üzere hep diyoruz ya dolarla ilgili bir takım hususlar ortaya koyuyoruz. Dış ticaret açığın ortada. Rezerv problemin, kuru korumalı mevduat sıkıntısı, finansman ihtiyacın bir sürü parametre var. Hizmet üfede yine bir aralıkta 59'luk bir aylık artış görüyoruz. Yıllıkta da %81.18. Özellikle hizmetler sektöründeki artış hepimizin gündemi zaten biliyorsunuz. O tarafla ilgili çok konuştuk. TÜİK'te bile bu %81.18 varın gerisini siz düşünün sevgili arkadaşlar. Evet hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler saygılar. Abone olarak izlerseniz, yayını beğenirseniz, yorum yaparsanız ve bildirimlerinizi açarsanız çok güzel olur. Görüşürüz.